İşler biraz karıştı. Sorgu odasına çekildim. Durun bakalım neler olacak şimdi. Şuradan bir çıkalım, anlatacağım her şeyi. Daha çıkamadık. For me, please just salad. Yeah. No, no, no onion. Except onion. Tomato and cucumber. And onion. Onion. And red chili. Lena soğan yemiyor. Aynı zamanda acılı yemiyor. Ben de tam tersi soğan yiyorum, acılı yapıyorum. Şehirde ikinci günümüz. Şimdiden bir o Facebook'çudan bir o Facebook'çuya doğru atlıyoruz arkadaşlar. Bugün sabahta Subway ile başladık. Okay. Lena paraları saklıyor. Bugün devlet binasına bir kez daha vize uzatmaya gidiyoruz. Bu üçüncü vize uzatışımız olacak arkadaşlar. Normalde 2 Eylül'de vizemiz bitti ve aslında biz tam kaç gündür? Bugün aynı... What is the date today? 23? 22. 22? 10 gündür. 22? Yes. 20 gündür. Biz 20 gündür ülkede kaçak kalıyoruz. Bunun da güzel bir açıklaması var. Normalde yapmak istediğimiz bir şey değildi çünkü ceza vermek istemiyorduk ama uçak biletimiz iptal oldu. Gelemedik başkente. Tekrardan kaçağa düştük. Şimdi onu toparlamak için devlet binasına gideceğiz. Şehirde bile tropikal hada havasını hissediyorsunuz. Her yer ağaçlık. Şimdi şöyle bir durum var. Vizeni ilk uzattığında senden herhangi bir vergi almıyorlar. Vizeni ikinci kez uzattığında senden yaklaşık bir 50 dolarlık vergi alıyorlar. Vizeni üçüncü kez uzatmak istediğinde, ki biz de üçüncüyü yapacağız. Ama yani çok istediğimizden değil. Burayı seviyoruz ama biz aslında gitmeye çalışmıştık, gidemedik. Bu sefer de yaklaşık 100 dolara yakın kişi başı ödeme yapmamız gerekiyor. Sadece devlet vergisi. Vizenin masrafından ve yiyeceğimiz cezadan bahsetmiyorum bile. O yüzden şimdi onu öğrenmeye gidiyoruz. Evet, bina şurası. Geldik. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Hoba, geri açtım. Yalnız bayağı sıkıcı işlemleri yapıyoruz. Çok heyecanlı bir şey yok şu anda. Belge dolduruyoruz sürekli. Şimdi bitirdik. Fotoğraf çekeceğiz. That's me. My new one. Yes, yes, I like it. En sıkıcı bölüme geldik. Sıra bekleme. Yaklaşık 2 saat sürecek. İşler biraz karıştı. Sorgu odasına çekildim. Durun bakalım neler olacak şimdi. Şuradan bir çıkalım, anlatacağım her şeyi. Daha çıkamadık. Yalnız vlogda her şey saniye olarak işliyor ama biz yaklaşık 3,5 saattir buradayız. Günün yarısı gitti. Kadının kıyafeti çok güzel ya. Dışarı çıkalım da ben size ne oldu bir anlatayım hemen. Etrafta çekim yapmak yasakmış. Neyse, biz zaten hikayeyi anlatacaktık. Çok problem değil. Önce arkadaşlar biz nasıl gene tekrardan 20 günlük bir kaçağa kaldık ona gelelim. Şöyle oldu. Biz normalde 31 Ağustos'ta Ukrayna'ya uçacaktık. Ama bilet son anda iptal oldu. 2 gün içerisinde gidip başkente vizemizi uzatmamız gerekiyordu. O dönem gidemedik. Zaten süreç geçince de dedik daha sonra gideriz. 2 Ekim'e biz bilet aldık.
2 Ekim'de Ukrayna'ya olan biletimizle havalimanına çıkarken sadece ceza ödeyecektik arkadaşlar ve bu ceza ödeme kişi başı $25. Yani o kadar problem değildi. Eğer sadece 20 gün için ya da 1 ay için vize uzatmaya gitsek toplamda $300 ödemek zorunda kalacaktık. Bunun yerine ceza ödemeyi tercih ettik. Ama o bilet de iptal olunca artık vize uzatmaktan başka çaremiz yoktu. O yüzden biz de bugün vize uzatmaya gittik. Ama biz vizeyi uzatırken bu sefer bize dediler ki lütfen artık gitmenin bir yolunu bulun. Biz daha fazla sizin vizenizi uzatamayız gibisine bir şeyler dediler. Tabii ki biz de efendim çıkmak istiyoruz. Hani ülkeyi de seviyoruz, sıkıntımız yok ama çıkmak istiyoruz dedik. Ama uçak biletimiz sürekli iptal olup duruyor. Onlar da süreci anladı. Daha sonra biz bir yaklaşık 2,5 saat boyunca bekledik ödeme yapmak için. Sonra bir anda beni çağırdılar. Ne oldu dedim. Sorgulama var Engin senin için. Tamam dedim. Alıştık zaten. Daha önce de birçok kez sorguladılar arkadaşlar bizi başka ülkelerde. Gittim sorgulamaya. İşte ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Neden buradasın? İşin ne? Falan gibisine sorular. Bir sıkıntı olmadı. Yani korkacak hiçbir şey yok. Sadece artık ülkeden ayrılma zamanımız geldiğini anlamış olduk. Uçak bileti sıkıntı çıkmazsa bundan sonra ayrılıyoruz. They said no allowed on professional camera. Maybe we can make GoPro a bit or something. No, but like in the restaurant is okay. That the place is not the problem. But the sushi chef is cooking it now. Okay. Maybe we can ask. Maybe yes, yes, yes. We can see. Yeah, yes. Şimdi, okay. Yaşananlardan sonra uzun zamandır sushi yemiyorduk. Kendimize bir ödül verelim dedik. Sushi yemeye geldik. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Ülkeyi de kötü düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen normal bir prosedür. Bazı ülkelere yapıyorlar. Çalışanlar genelde belirli notlar almışlar. Yapmak zorunda gibi bir şeyler. Yani kötü bir şey kesinlikle yok. Ülkeye karşı herhangi bir düşünceniz değişmesin. Sri Lanka güzel. We already have a green tea. Şunun içerisinde yeşil çay var arkadaşlar. Yalnız bardağı çok harika. Ben sushi'ye karşı başlarda inanılmaz ön yargılıydım. Lena beni alıştırdı. Şu anda çok güzel bir şekilde yiyebilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. Thank you. You like that? Huh? You like this? Yes, definitely. I'm so happy. It's so pleasant to hold it. Yeah. And feel good. Uh-huh. There are more coming, Lena. Sure. For one minute. Thank you. For one minute. That's it. Do you food? Yes. Don't forget to put wasabi. Yes. Enough. Kilolu olduğu için biraz yavaş kalıyor. Geçen geldiğimizde de bunu görmüştük. Ah, there are more ducks. Birkaç tane daha ördek var. Bunlar biraz daha farklı. They are really funny. Like oh, there is also fish, Lena. Yeah. You have an umbrella. Unuttu ya. Şemsiyemiz olduğunu unuttu. Take my camera. Yes. It should be fine. No. It's okay. It's huge umbrella. I know. Evet, bir de yağmura yakalandık. Bu aralar zaten Sri Lanka'da yağmur bir türlü durmadı. Normalde güneyde daha fazla, batıda az olması lazımdı ama devam ediyor. Lena bu keki çok sever. Burası arkadaşlar Sri Lanka'daki en büyük market zincirlerinden biri. Chills diye geçiyor. Bizim yaşadığımız şehirde yok. Başkentte var ama inanılmaz güzel ürünleri var. Şu an onun keyfini çıkarıyorum.
Çok da güzel bir fırınları var. İstediğim tarzda ekmek bulabilirim. Mesela İtalyan ekmeği. Şimdi kendime biraz zeytin, peynir falan alacağım. Aldım hatta. Onun keyfini çıkaracağım. Got a surprise for you. What? Look at it. Oh my god. Oh we my couldn't god. Get you a McFlurry. Look what I get you. Yeah, it looks delicious. Children, bunch of donuts. Corn! You wanted corn. Last time Mikey stole it from us. Yeah. Yes. Mm-hmm. There's more. Anyway. Thank you so much. You're welcome. I know we've seen better days. Life is just a game we play.